Sanayinin gelişmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasıyla ilgili bir yasal düzenleme teklifi var. Peki 2002'den günümüze kadar kim iktidarda? AKP iktidarda. Peki bugüne kadar AKP üretimin artması için ne yapmış? Bir şey yapmadığı gibi var olan üretimi de ortadan kaldırıcı uygulamalar yapmış. Özelleştirmelerle üreten fabrikalar kapanmış, devam etmemiş üretime ve yerine yenileri de koymamış. Ben buradan Sayın Bakan'a söylüyorum. Mübarek gündeyiz. Allah rızası için bu mübarek günde 2002'den günümüze kadar AKP iktidarında bacası tüten ve bir kişinin işe girdiği bir iş yeri açtınız mı? Tek bir kişinin açtığı bir iş yeri. Yani şimdi burada sanki uzaydan gelmişiz gibi bize böyle bir yasal düzenleme getiriyorsunuz. Eğer öyle olmamış olsaydı, ben aksi olmuş olsaydı bugün yaklaşık 7 milyona yakın gencimiz işsiz kalmazdı. Bugün her gün %12'lere varan işsizlik oranı olmazdı. Siz çimentoyla, demirle ve üretim yaptığınızı zannediyorsunuz ama kendinizi aldatıyorsunuz. Bakın, siz AKP iktidarı olarak 2002'den günümüze kadar işverenlerin sorunları ve problemleriyle ilgili burada aftı, yeni düzenlemelerdi, teşviklerdi yapmaya çalışıyorsunuz. Ama şu getirdiğiniz yasal düzenlemede bile işçinin haklarını da bile elinden alma konusunda da çekinmiyorsunuz. Nedir bu? İşçinin en doğal bir aile yaşamını da burada perçinleyen bir pazar tatilini ortadan kaldırıyorsunuz. Nedir bu? Bakın, bir iş sağlığı iş güvenliği yasası çıkarttık. Bunlar hemen uygulanacaktı. Geçen sene ötelediniz, ondan önceki sene ötelediniz ve bu yasa tasarısıyla iş sağlığı iş güvenliği ile ilgili, ki Türkiye bu konuda sabıkalı, Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü iş kazaları, sadece 2017'de bu tarihe kadar olan 1760 kişi iş kazaları sonucunda ölmüş ve siz bu yasal düzenlemeyle günahtır, yazıktır. Bunun vebali altında kalırsınız. Ve buradaki geldiğiniz buradaki bu maddeyle de bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Yani bunu kime hizmet ettiğinizi biz çok iyi biliyoruz. Ve burada da tarihe not düşmek istiyoruz. Ve biliyor musunuz Sayın Bakan, ilk AKP iktidara geldiğinde ilk yaptığı iş ne oldu biliyor musunuz? İş güvence yasasını delmek de oldu. Nasıl oldu? İlk önce 6 ay ertelediniz. Daha sonra 10 kişi ve üzerinde çalışan iş yerlerinde çalışanlar iş güvence yasasından yararlanırken siz ne yaptınız biliyor musunuz? 30 kişi ve üzerine çıkarttınız onu. Ve bugün Türkiye'de yaklaşık 1.750.000 işletmenin en az %95'i 30 kişinin altında çalışan iş yerleri. Yani yaptığınız yasal düzenlemeler ne işçinin lehinedir ne de iş